Merhaba Aytu. Merhaba hocam. Size bu bölümde rastgele kitaplardan seçtim. Bazı cümleler getirdim fikirlerinizi almak için. İster bu cümleleri çürütün, ister hak verin. Yüksek fikirlerimi sanıyorsun. Birbirleriyle bağlantıları yok ama yani böyle alelade. Ama sevdiğim cümleler. İlki şu Freud'dan. İnsan mutlu olmak ister, bu yüzden berbat bir haldedir. Öyle midir? Doğru galiba. Yani mutlu olayım diye tribe girdikçe daha aslında mutsuz oluyorsun. Aslında genel olarak her şey için geçerli bu. Yani ben şunu iyi yapayım dediğinde genellikle batırırsın ya. Kovalamamak lazım. Hırslı olmak lazım. Akışta olmak lazım herhalde, ben öyle okuyorum. Düşünmemek lazım. Bisiklete binebiliyor muyum dediğin zaman düşersin ya. Onun gibi bir şey olsa gerek. Anladım. Akıp gidince daha kolay. Katılıyorum bu arada. Sıradaki Orhan Pamuk'tan diyor ki her erkeğin ölümü babasının ölümüyle başlar. Buna katılıyorum, evet. Yani babam hayatta ama aslında genel olarak başkaları ölünce sen ölmüş oluyorsun. Yani tanıdığın en son kişi ölünce aslında ölmüş oluyorsun diye bir söz de vardı. Peki erkeğin ölümü diyor. Erkeğin doğumu da babasının ölümüyle başlamaz mı? Evet, paradoksal olarak o da olabilir. Ölme orada sembolik bir ölüm de oluyor. Baban artık senin üzerinde bir gücü kalmadığı zaman ölmüş oluyor da denebilir. Yani fiziksel ölümden bahsetmiyor. Yani hayatta olabilir ama çok önce ölmüş olabilir ya, var öyle bir sürü insan. Benim için öldü o falan. Peki bu iddialı, buna da siz cevap verebilirsiniz. Diyor ki aşk evlilikle iyileştirebilecek geçici bir hastalıktır. Yalnız niye benim evliliğimi bozuyorsun şimdi? Aşkın hastalık olduğuna kesinlikle taraftarım. Evlilikle iyileşiyor mu? Geçiyor, evet. Yani aşkla ilgisi yok evliliğin aslında. Evlilik başka bir şey. Partnership. Yani ortaklık aslında evlilik. Daha bir arkadaşlık, dostluk falan da var içinde diye düşünüyorum. Yani aşk varsa evlilik yok, evlilik varsa aşk yok gibi bir şey oluyor aslında. Ama başka bir şeye dönüşüyor diye düşünüyorum. Niye? Daha fazla karanlık sulara girmeyeyim. Tamam. Aşkın Ömrü 3 Yıldır diye bir kitap vardı. Frederick Begbeder'in. Yalın bunu çok güzel anlatmıştı bizim bölümler birinde. Aşk zaten hani olmayana bir arzu olduğu için olduğu anda zaten bitmiş oluyor aslında diye düşünüyorum. Bu Blankot'tan, öz eleştiri ötekinin eleştirisini reddetmekten başka bir şey değildir. Yetersizlik hakkını kendine saklayarak kendine yetmenin bir biçimidir. Kendi önünde eğilerek, aslında kendini aşırı derecede yükselterek. Hem evet hem hayır. O zaman hiç öz eleştiri yapmayalım mı gibi bir sonuç. Ya yok, yapın ama diyor, bunu da yemiyoruz gibi bir şey. Aslında galiba yapmıyorsun diyor yani. Evet, olabilir. Yani kendini aslında temize çıkarmak için seçilmiş bir yol. Yine bir kandırmaca. Bu çünkü çok şey görünür ya, öz eleştiri yapabilmek abi. Evet. Ben aslında şey vardır, bayılırım ona. Bazen sorarlar ya, en sevmediğiniz huyunuz nedir? Üslü. Öyle diyen insanlar var. Çok dakiyim. Yani ben bu cümleyi bayağı seviyorum bu arada. Şeyi de çağrıştırıyor bana. Mesela mütevazı olmak konusunda da benim çekinceleri var. Niye? Ama mütevazıysan sen. Öyle miyim sizce? Öyle görünüyor. Belki ama merhamet, şefkat göstermek de kendini daha büyük görüyorsun ve ona şefkat gösteriyorsun. Evet. Burada öz eleştiri ters köşesi sevdim yani. Bu cümlenin altını Sartre'ın Akıl Çağı kitabından çizdim. Ancak başkalarından tümüyle gizleyebildiğim bir şey sadece bana ait olabilir. Katılıyorum demek de çok ayıp değil mi? Sartre'a nasıl katılmazsın ki zaten? Sadece senin bildiğin bir sırrın var mı mesela? Sadece sen biliyorsun ama en ufak bir fikri yok kimsenin. Ben ağzında bakla ıslanmayan biriyim maalesef. En sevmediğim huylarımdan. Her şeyi söylüyor musun? Anlatıyor musun? Söylerim. Ya vardır mutlaka sırlarım da. Öyle çok iyi bir sır tutan biri değilim maalesef. Kendine bile. Kendi sırrını bile. Kendi kendine. Bu daha ilginç aslında. Kendine söyleyebilir. Kendinden sakladığın şeyler olabilir. O daha ilginç. Ya bazen onu da düşünüyorum. Acaba kendimden sakladığım bir şey var mı? Varsa hemen öğrenip herkese söyleyeyim diye. O da güzelmiş. Yani benim mesela bir iki şey var. Sadece ben biliyorum. Bu arada ben de her boku anlatırım herkese sürekli. Ama mesela o bana aitmiş gibi hissediyorum hakikaten. Ya bu arada bu çok derin büyük bir cümle değil de. Evet evet, yok doğru. Ama benim hoşuma gitti yani. Doğru. Gittikçe azaldı sırlar ama artık galiba ya. Yani neden öyle oldu? 24 saat Instagram'da yaşamaktan olabilir. Aslında şimdi mesleki bir deformasyon başladı. Her şeyi bir yandan da video içeriği olarak görüyorum ya. Evet yani, tabii tabii doğru. Bir geziye gidiyorsun. Aa dur bir şey çekeyim falan. Çünkü aslında hepsi içerik. Ama işte bir ayar var yani. Bazı şeylerin de gizli kalması daha iyi. Ama onu nasıl, çizgiyi nereye çekeceksin, zor biraz. Bu da çok hoş. Diyor ki senin en büyük kusurun tecrübesizliğin değil, kayıtsızlığın. Yenilgilerini senden daha zeki ya da daha yetenekli olanların elinden tatmayacaksın. Seni yenenler sabırlı, sinsi, vasat insanlar olacak. Çünkü sen kendi parlaklığının ortasında dururken gözlerin öylesine kamaşıyor ki odanın kuytu karanlık köşelerini göremiyorsun. Çok iyiymiş. Çok hoş değil mi? Çok. La Fontaine'in aslında öyküsü gibi ya. Şey, hangisi? Yavaş giden şey, kaplumbağalı tavşan vardır ya. Yani sen ne kadar parlak, yetenekli, zeki olursan ol, birisi daha
uyanık, ya tırnak içinde uyanık şey, daha dikkatli, özenli ve çalışkansa o geçiyor seni. Yani Kendall gibi mi acaba? Orada onun babası da her yere öyle giriyor gözde adam ama sinsi ve vasat Kendall. Dizi izlemeyenler hiçbir şey anlamayacak. Sıradaki cümle Noah Harari'den. İnsanlar epey bir zaman anlamla ilgilendi. Fakat gücü ele geçirince anlama ihtiyaçları kalmadı. Güzel. Nerede ediyor bunu acaba? Şey mi? Homo sapiens'te mi? Sanmıyorum orada olduğunu. Bunun kitabını not etmemişim bu sefer. Yazarı yazmışım sadece ama. Bu da ilginç bir şeydir. Yani şey, kalem mesela dünyanın en güçlü aracıdır aslında. Çünkü anlamı değiştiriyor. Aygıt ve alet ayrımı vardı. Wilhelm Flusser diye bir felsefeci var, o bahsederdi. Dünyayı değiştiren şeyler alet, yani çekiç. Dünyanın anlamını değiştiren şeyler işte kalem, yazı. Çok güzelmiş. Kamera gibi şeyler. Yani genelde insanlar hep birincisine önem verir ya. Yani aletlere aslında tabii anlamları değiştirmek çok daha güçlü. Dolayısıyla onu hatırlattı bana. Ben şöyle okudum. Mesela sizin varsayalım ki bir derdiniz, bir sıkıntınız var ve Flu TV kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu ülkede niye bunlar izlenmiyor, yapılmıyor işte. Ya da kültürel hiyerarşiden çok hoşnut değilsiniz. Köşelerin kapıldığını düşünüyorsunuz. Sonra Flu TV'yi kurup kendi köşelerinizi kurduğunuzda aslında o şeyi de yıkıyor olmuyor musunuz? Yapmak istediğiniz şeye de karşı gelmiyor musunuz? Ya da kendin bu sefer yeni iktidar alanları mı yaratmış oluyorsun? Gibi ve evet, o da en önemli sorundur zaten. Ve bir gün eskiden mağdurdunuz diyelim. Şimdi zorbası da siz oluyorsunuz falan. Evet, kesinlikle öyle. Ve bu çok çok görüyorum ben bunu ya. Hayatın akışı içinde birçok yerde ve birçok insanda görüyorum. Biraz da o büyümekten de oluyor ama. Büyüyünce kontrolü kaybediyorsun. Para için içine giriyor. Daha fazla. Başkaları geliyor. Ekip oluyor. Yani olaylar büyüdükçe senin artık kontrolünü kaybediyorsun ve bir süre sonra dediğin gibi sen de zalimler ordusuna katılıyorsun ama tabii bu biraz şey, nihilist bir düşünce. O zaman hiçbir şey yapmamak lazım. Yani o zaman ilk başta yaptığın şeyi de yapamazsın bu düşünceye girersen. Yani çok anarşist bir bakış açısı. Geçen bölümde söylediğim üzere bu bölümdeki derdimi bir fıkra üstünden anlatmak istiyorum. Bir gün bir gemi kazası olur ve temelle Jennifer Lopez ıssız bir adaya düşer. Kazadan sadece onlar kurtulabildiği için o ıssız adada canları o kadar sıkılmaya başlar ki böyle dört nala sevişmeye başlarlar. Lakin bir süre sonra Temel keyif almamaya başlar bu durumda. Jennifer çok üzülür bu duruma. Temel der, nerede hata yapıyorsam söyle, mutlu olman için her şeyi yaparım der. Temel yüzü asık bir şekilde, istediğim şeyi yapamazsın, bunu yapman imkansız der. Jennifer ısrar eder, deneyelim en azından der. Peki o zaman der Temel. Önce Jennifer'ın saçlarını kısacık kesip ona ceketini giydirir. Sonra da kestiği saçlardan bir bıyık yapar ona. İyice erkeğe benzettiği Jennifer'a, akşam sahilde görüşürüz der ve gider. Akşam olunca Jennifer sahile gider ve bir bakar ki böyle Temel böyle şahane bir rakı sofrası kurmuş, onu bekliyor. Ne olup bittiğini anlamak için masaya oturur Jennifer. Karşılıklı böyle bir kadeh tokuşturduktan sonra Temel elini Jennifer'ın omzuna atar ve şöyle der. Ulan Dursun, bir aydır kimi götürüyorum söylesem inanmaz. Şimdi psikoterapist Adam Phillips'in bir lafı var. Diyor ki çift 3 kişiden oluşur. Bu cümledeki 3. kişi kim biliyor musun? Toplum. Eylemlerimizin sürekli başkaları tarafından görünüp onaylanmasına ihtiyaç duyuyoruz. Düğünler mesela korkunç bir şey. Söz, nişan, kına, çeyiz, yüzük, pastalar, elbiseler, davetiyeler. Aslında saçma sapan bir süreç. İçine aldığı herkesi mutsuz ediyor. Harcanan onca para da cabası. Ne için? Gene toplum görsün ve onaylasın diye. Instagram sürekli her anını, her yaptığını paylaşan bağımlılarla dolu. Gör beni çağı bu. Çıktığım çocuğu gör, çıktığım tatili gör, yeni ayakkabımı gör, sabah kahvaltımı gör, akşam yemeğimi gör. Ne için? Gene görülmek ve onaylanmak için. Temel ıssız bir adada hayallerindeki kadınla birlikte olmaktan bu yüzden sıkılmıştı. Bunu başka kimse görmediği, bilmediği için, yani aslında onunla hava atamadığı için. Bauman'ın Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri isminde bir kitabı var. Ve bu kitabında şöyle yazıyor. Görünür olmak birey olmanın yoludur. Belki de biri olmanın tek yolu. Herkes gizliden gizliye var olmadığından korkar. Çünkü başkaları farkına varmadığı sürece aslında o yoktur. İnsan başkaları ondan söz ettiği, onu yücelttiği, eleştirdiği, alaya aldığı, ona iftira attığı, onun sözlerini yinelediği sürece vardır. Bauman'a göre mühim olan şey doğruluk değeri değil, gösteri değeridir artık. Okumanın yerini seyretmek, kitapların yerine ekranlar almıştır. Peki böyle bir çağda, düşünüyorum öyleyse varım çağından, görünüyorum öyleyse varım çağında ölüm nasıl gerçekleşir? Yani fiziksel olarak kalbinin durmasıyla mı ölürsün? Hayır, şöhretin ya da sosyalliğin diyelim zirvesinden düşüp öyle ortadan kaybolursan ölürsün.
bu çağda ölüm denilen şey budur artık. Farkında mısınız ne kadar vasat ünlülerimiz var? Sürekli biri çıkıp saçmalıyor ve biz onları konuşuyoruz. Evet, çoğumuz onlarla alay ediyor ama aslında böylece onları görünür kılıyoruz ve bu onların hoşuna gidiyor. Çünkü konuşulmak demek hayatta kalmak demek. Görünmezse ölür onlar. Çünkü kalabalıklara ihtiyaç duymadan kendi içlerine dönüp de yaşayabilecekleri bir kapasiteleri, bir tasarımları yok onların. Gelelim temeli mutsuz eden bir diğer şeye. Psikiyatr Lacan'ın çok sevdiğim bir cümlesi var. Hayaller gerçek dışı olmak zorundadır. Çünkü arzu nesnesini elde ettiğimizde artık onu istememeye başlarız. Dolayısıyla temeli mutsuz eden şey aslında mutlu olmasıydı. Çünkü hayatta tatmin edilmemiş arzudan daha kötü bir şey varsa o da tatmin edilmiş arzudur. Yani klişe, hayatımız aslında varmak üstüne değil, yolda olmak, yolun kendisini sevmek ve bu yolu gitmek üstüne. Tarkovski'nin Stalker filmi tam da bunun hakkındaydı. Bir ara Encore Yayınları, Zizek'in böyle yönetmenler üstüne yazdığı kitapları basıyordu. Ufak kitaplardı, böyle hala basılıyor mu bilmiyorum ama üniversitede sinema okuduğum zaman Kişilovski'yi, Hitchcock'u, Tarkovski'yi falan bu kitaplar sayesinde okuyup anlamış ve sevmiştim. İşte bu Tarkovski kitabındaki Stalker okumasında Zizek mıntıkanın üstünde duruyordu. Tabii bir metafor olarak mıntıkanın. Özetle filmde Mıntıka isminde böyle gizemli, mistik bir bölge var. Ordu izole etmiş bu bölgeyi. Böyle etrafında dikenli teller falan var. Çünkü oranın mistik güçlere sahip olduğuna inanıyor insanlar. Stalkerlar yani iş sürücüler ise para karşılığında insanları bu bölgeye sokuyor. Çünkü içinde bir oda var ve o odaya giren bir insanın hayattaki en büyük arzusunun, en büyük dileğinin orada gerçekleşeceğine inanıyorlar. Ama gel gör ki odanın kapısına kadar giden kahramanlarımız oradan içeri girmeye çekiniyorlar. Çünkü Placebo'nun da dediği gibi "Protect me from what I want." Yani arzu ettiğim, istediğim şeyden beni koru. Sonuç olarak temele psikanalitik bir çözümleme yapacak olursak, temel Jennifer Lopez'i başkalarına gösteremediği, yani onun da görünür olamadığı için ve bir yandan da hayattaki en büyük arzusu gerçekleştiği için mutsuz olmuştu. Halbuki çoğumuz gibi aslında hayalini kurmadığı biriyle evlenip bir de düğün yapsaydı daha mutlu olurdu. Bunu biraz düşünelim. Biraz da şiirden söz edelim istiyorum. Şiirden ve Orhan Veli'den. Flanör diye bir kavram var. Bu Fransızca'da aylak sözcüğünden üretilmiş bir terim. Ama bunlar amaçlı aylaklar. Böyle seyyahlardan farkıysa kent gezgini, şehir gezgini olmaları. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabında vardı mesela. Adam böyle bir film izler gibi şehrin içinde dolaşan kedileri, martıları, vapurları, insanları izliyordu sürekli. Tunalı'dan Kızılay'a ya da Galata'dan Eminönü'ne yürümek diye bir şey vardır. Bu da gayet flanörce bir eylemdir. Neden? Çünkü yürümek düşünmektir. Orhan Veli de bu tarz bir flanördü işte. Hatta bir şiirinde geçiyor. Şimdi evime girsem bile biraz sonra çıkabilirim. Madem ki bu esvaplarla ayakkabılar benim ve madem ki sokaklar kimsenin değil. Keza şunu da çok seviyorum. Sokakta giderken kendi kendime gülümsediğimin farkına vardığım zaman beni deli zannedeceklerini düşünüp gülümsüyorum. Edebiyat derslerinden hatırlarsınız. Orhan Veli garip akımının kurucularındandı. Amaçları şiiri dörtlükten, kafiyeden, uyaktan falan kurtarıp halkın yani sokağın diliyle yazmak. Atilla İlhan ya da Necip Fazıl gibi şairler bu yüzden düşman olmuştu Orhan Veli'ye. Sürekli onu yeren yazılar yazıp intihal iftiraları atıyorlardı. Garipçiler dışında pek bir okuru ya da arkadaşı yoktu Orhan Veli'nin. Daha 36 yaşındayken yoksulluktan ceketsiz öldü. Bir belediye çukuruna düşerek. Dalgın bir Ankara akşamında beceriksiz bir belediyenin kapatmayı unuttuğu, kapatamadığı bir çukura düşerek. Beyin kanaması. Bu bölüm için Storytel'den seçtiğim kitap Orhan Veli bütün şiirleri oldu. Şerif Erol yine çok güzel bir seslendirme yapmış. Tamamını hüzünle karışık bir zevkle dinledim. Storytel denemek isteyenler için ilk 14 gün boyunca ücretsiz. Üyelik linki açıklamada ama tabii o linke tıklamadan da üye olabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa. Hicret 2. Şimdi kavak ağaçları görünüyor penceresinden kanal boyunca. Gündüzleri yağmur yağıyor, ay doğuyor geceleri. Ve pazar kuruluyor karşı meydanda. Onunsa daima yol mu, para mı, mektup mu bir düşündüğü var. Şükrü Erbaş da çok sevdiğim bir şair. Bir röportajında şiir yazma nedenini şöyle açıklıyor.
İçimdeki duyguya nesnel bir karşılık yaratabilmek için yazıyorum. Çünkü dışımdaki dünya bunu vermekten çok uzak. Biz de bu yüzden okuyoruz sanırım. Hayatı bir şiirde ya da bir romanda daha iyi görüp kendimizi daha iyi tahsis edebilmek için. Peki o iyi şiirlere, gerçekten iyi şiirlere erişebiliyor muyuz acaba? Türk Dili diye bir dergi var. 836. sayısında şair ve eleştirmen Hayriye Ünal'la bir röportaj yaptılar. Bu röportajda şöyle söylüyor Hayriye Hanım. Şiir tarihi ortalama alma makinesidir. Kabul gören şairleri alıp baş tacı yapar ve onları insanı bezdirecek denli okutur. Hemen beri yanda aynı kalitede birçok şairi gömerken yapar bunu. Ben şiir tarihine şüpheyle yaklaşırım. Onun bir manipülasyondan ibaret olduğunun bilincindeyim. Dolayısıyla gömülmekten kurtarabildiğimiz her şiir kârdır. Şimdi ben de gömülmekten kurtarmak istediğim bir şiiri paylaşacağım sizinle. Filistinli bir şair var. Morit Bargadi isminde. Bu yıl öldü ne yazık ki. Arap-İsrail savaşı yüzünden 30 sene boyunca sürgünde yaşamak zorunda kalmış bir şairdi. Birazdan dinleyeceğiniz şiiri ise yatakta ölmenin önemi üstüne. Çok sade, çok kısa ve çok vurucu bence. Çünkü insan nasıl yaşıyorsa öyle ölüyor genelde. Yataklarımızda ölmek de iyidir. Temiz bir yastıkta ve arkadaşlarımızın arasında. Bir kez olsun ellerimiz göğsümüze kapanmış, boş ve solgun, çiziksiz, zincirsiz, bantsız ve belgesiz ölmek iyidir. Temiz bir ölümle ölmek iyidir. Gömleğimizde deliksiz ve kaburgalarımızda delilsiz. Yanağımızın altında kaldırım taşı değil, beyaz bir yastıkla ellerimiz sevdiklerimizin elleri arasında. Çaresiz doktorlar ve hemşireler etrafımızda. Arkamızda zarif bir vedadan başka hiçbir şey bırakmadan, tarihe aldırmadan, dünyayı öylece bırakarak. Bir gün bir başkası onu değiştirir diye umarak. Ölmek iyidir.